Tüketici Mahkemesi'nin emsal kararına göre teslim edilemeyen evlerden bankalar ve müteahhitler de sorumlu olacak. Buradaki birçok insan 2011 senesinde yüklü miktarlarda paralar vererek borçlanarak daire aldılar. İnsanlar dairelerini almak istiyorlar. Paralarını iade almak istemiyorlar. Sonuç olarak biz müteahhitlere veyahut da müteahhitlerle beraber iştirak halinde suç işleyen toprak sahiplerine finansör olmak amacıyla daire almadık. Bizim niyetimiz belli birikimimizi, tasarrufumuzu daire alarak çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza yani güzel bir gelecek hazırlamak içindi. Biz buraya ödediğimiz parayla bu insanların servetine servet katmasını istemiyoruz. Bizim niyetimiz dairelerimizi teslim almak. Şimdi burada kararda deniyor ki işte bankada sorumlu ve müteahhit de sorumlu. Bu zaten çok önceden kanuna koyulmuş, şu anda mahkemenin kanuna uygun olarak vermiş olduğu bir karar. Mahkemelerimiz mevcut binaların oralarda %80'i tamamlanmış binalar var. O binaların şayet arsa tescilini yaparlarsa bu dolandırıcılar artık yapmak istediklerini yapamayacaklarından vazgeçecekler. Zaten bu dolandırıcılık yapan müteahhit ve şahısların iade edebilecek paraları olmuş olsa daireleri tamamlarlar. Yahut da niyetleri insanların mağduriyetini gidermek olsa çok daha az para harcayarak insanların dairelerini yapıp teslim edebilirler. Ve bu 80 yaşında bayan. Defalarca mağduriyet edilmiş yani. Yani senetle mesela şimdi birkaç kişi aradım, hepsi senetle almış. Karşı taraf adamın senedi var. Senedini... Bu kanun daha önce yürürlüğe girmiş idi ama uygulanmıyordu. Şu an mahkemenin vermiş olduğu karar, yerinde bir karar. Tüketicilerin lehine bir karar. Bundan sonraki satışlara bankalar da müteselsiyle sorumlu olacaklar. Yani kredi verirken sanki müteahhite kefil olmuş gibi olacaklar. Tüketicin için güzel bir uygulama. En azından bundan sonraki mağduriyetlerimiz daha çok azalacak. Yani bu kararı yerinde bir karar. Biz tüketici olarak memnuniyet içindeyiz. Yani bu emsal bir karar. Geriye dönük uygulanabilir. En azından kanunun çıktığı tarihe kadar gidebilir. Ama daha iyi bir şekilde yönetmelikle bunu desteklenebilir. Tüketiciler bu konudaki mağduriyetleri azalabilir. Yani tüketiciler bu konuda çok mağdur. Yani bu mesela banka üzerinden alışveriş yapanlar, ya senetle alışveriş yapanlar, devre mülk alanlar, hep senetle, sözleşmeyle alanlar. Burada mağduriyetler daha fazla. Bununla ilgili bankaların bu konuya kredi verirken daha dikkatli olması gerekir. En azından karşılıklı görüşerek, müteahhitle anlaşarak. Bankalar bu şey, tüketiciler bu duruma girmemek için mutlaka bankanın bu içinde olup olmadığını, müteahhitin teminatı var mı yok mu, bankayla ilgili anlaşması var mı yok mu, buna bakılabilir. Alışveriş yaparken de mutlaka kredi üzerinden veya nakit üzerinden alışveriş yapılmalı. Taksitli, senetli satışlara girilmemeli. Çünkü müteahhit battığı zaman senetleri bir başkasına ciro ederek kullanabiliyor. Tüketicilere ödemiş oldukları paraları tekrar bir daha ödemek zorunda kalıyorlar. En azından banka teminatı üzerinden satışlar yapılabilir. Bu karar doğrultusunda tüketici için memnuniyet verici bir şey, karar. İnşallah bu kararların devamı olur. Mağduriyetler biraz daha azalır. Bu konuda gerçekten çok yüzlerce, binlerce mağduriyet var. Tüketici için memnuniyet verici bir karar. Tüketiciler için hayırlı uğurlu olsun diyorum.